Sağlıklı günlerden herkese merhabalar. Yayınımıza hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Bu haftaki konuğum uzman klinik psikolog Sayın Nazlı Sena Bozdağ'ın. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar Seda Hanım. Bizleri kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkürlerimi iletiyorum efendim. Nazik davetiniz için ben çok teşekkür ederim. Rica ederiz efendim. Bugün pandemi döneminde ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinden bahsedeceğiz hı hı. sizinle. Ama bunlara başlamadan önce sizleri biraz tanımak istiyorum. Elbette. Ben Nazlı Sena Bozdoğan. Uzman klinik psikoloğum. Lisans eğitimi İzmir'de, yüksek lisans eğitimimi de Üsküdar Üniversitesi'nde İstanbul'da tamamladıktan sonra Aksaray'a döndüm. Yaklaşık iki yıldır da kendi kliniğimde aktif olarak vaka görüyorum. Ne güzel hocam. Başarılarınızın devamını diliyoruz bizler de. Koronavirüs ruh sağlığımızı nasıl etkiledi? Malumuz pandemi dönemindeyiz. Her insan farklı şekilde etkilendi. Ama genel olarak bizleri nasıl etkiledi hocam? Koronavirüs ruh sağlığımızı oldukça kötü etkiledi. Şöyle ki fizyolojik rahatsızlıklarda olduğu gibi ruhsal rahatsızlıklar hı -hı. da yenge gelir ve uygun ortam ararlar. Koronavirüs de uygun ortamı oluşturduğu için birçok ruhsal rahatsızlık açığa çıkmaya başladı. hı. -hı. Peki hocam pandemi döneminde ruh sağlığımızın olumsuz etkilenmemesine izin vermek adına yapacağımız ilk şey ne olmalı? Söyle ki pandemi dönemi zaten kendi başına bir travmatik dönemdir Hı -hı. Bu dönemde etkilenmememiz mümkün değildi ama bu etkilenmeyi minimuma düşürebiliriz Hı -hı. Pandemi döneminin en başında dünyaya gözlerini yeni açan bir bebek gibi hissettik kendimizi. Dolayısıyla aklımızdan ilk geçen şey tehlike sevdiklerimiz tehlikede oldu. Tehlikedeyim düşüncesi de doğrudan felaket senaryolarına yol açtı. Hı -hı. Bu noktada felaket senaryolarını değerlendirmek ve bu senaryoları yok etmek çok önemli. Ee, hemen oksipital bölgemiz var gözlerimizin arkasında arka tarafa doğru denk gelen bir bölge. Bu bölgenin bir özelliği var. Mesela şu anda sizi görmemi sağlayan bölge bu bölge hı hı. ama bir işlevi daha var ki o işlevini şu anda size söylemek isterim. Örneğin hızlıca koşuyorsunuz ve size doğru koşan bir yılan gördünüz. Daha da hızlı koşmaya başladınız ama yılan geldi ve bacağınızdan sizi ısırdı. Ben size bunları söylerken hangi bacağınızda bir ısırık hissettiniz? Sağ bacağımda hocam. Bakarsanız aslında sağ bacağınızda bir ısırık olmadığını görürsünüz. Ama <laughs> öyle hissettim. Evet, işte oksipital bölgemiz size tıpkı şu anda gönderdiğim düşünce gibi kendi düşüncelerinizi de işlemleyerek olmayan bir şeyi gerçek gibi hissettirebiliyor. Bu da bizim felaket senaryolarımızın önünü kesmesine engelliyor. O yüzden böyle bir senaryo ile karşılaştığımızda önce bunları fark etmeli ve sonra da hayır bu böyle değil şeklinde ifade etmeliyiz. Peki hocam bu dönemde evlere kapanmanın olumsuz etkileri nedir ve nasıl önleyebiliriz? Hepimiz evdeyiz ama insanlar bazen Hı -hı. umutsuzluğa kapalıyorlar ve e, olumsuz düşüncelerle kendilerini yıpratıyorlar aslında değil mi? Kesinlikle. Evlere kapanmanın en büyük olumsuz etkisi olumsuz düşüncelerin zihnimize hücum etmesiydi. Evde hep aynı şeyler yapıldı. Uyaran eksikliği oldu. Hı hı. Dolayısıyla fazlasıyla olumsuz düşünceler geldi. O yüzden önce bu düşüncelerle mücadele etmek lazım. Hı hı. Mücadeleye de düşünceleri fark etmekle başlamak lazım. Düşüncelerimiz neye yönelik? Bu düşüncelerimiz bizde hangi duyguları uyandırıyor ve bu duyguların ardından biz hangi davranışlarımızı yapıyoruz diye dikkatlice hı hı. incelememiz lazım. Bir duygu hissettiğimizde örneğin bunu yaşadığımızda kendimize sormamız gereken bir soru var. Az önce aklımdan ne geçti sorusu. Evet Ardından da bu soruyu değerlendirmek gerekli. Acaba bu düşünceye kanıtımız var mı yoksa kanıtlarımız olmadan mı kabul ediyoruz? Şöyle ki hiçbir suçunuz yokken ben sizi alsam götürsem hapishaneye koysam sizce haksızlık yapmış mıyımdır? Yapmış olabilirsiniz hocam. Kesinlikle. <laughs> E aslında düşüncelerimize kanıtlar aramadan onları kabul ettiğimizde de aynı haksızlığı kendimize yapıyoruz. Hı hı. Çünkü zihnimize gelen o olumsuz düşüncelerin çoğu gerçek değil. Bugüne kadar belki de çoğu kişi aklına gelen düşüncelere kanıtlar aramamıştır. Oysa ki kanıtlar arasa düşüncelerinin gerçek olmadığını fark edecek ve çok daha rahat, çok daha huzurlu bir hayat geçirecektir. Gerçekten hiç bu konuda yani yönünden bakmamıştım. Hı hı. Teşekkür ederim hocam aydınlattığınız için. Peki bu süreç kolay atlatabilmemiz için, bu olumsuz düşüncelerimizi kafamızdan atabilmemiz hı hı. için yapmamız gereken başka neler var? Şöyle bu dönemde yapabildiğimiz kadar işlevselliğimizi artırmamız hı hı. lazım. Ne körü körüne tehlikenin içerisine atlamalı, ne de tamamen kendimizi kısıtlandırmamalıyız. Yapmamız gereken şey krizi fırsata çevirmek. Bu dönemde neler yapabiliriz diye bir soru sormakta fayda olduğunu Efendim. düşünüyorum. Ardından da bir liste yapılabilir. Bu listenin içeriği de bu zamana kadar yapmak istediğimiz ama zaman bulamadığımız için yapmadığımız şeyler ya da öğrenmek istediğimiz bir dil var mı ya da Hangi dansı yapmak istiyorsak o dansla ilgili bilgiler alabiliriz. Bunun gibi daha öncesinde yapmak için zamanımız olmayan ama şu an bu boz zamanda yapabileceğimiz şeylerin bir listesini çıkartarak bunları tek tek yapabiliriz. Hayata geçirerek daha mutlu olabiliyoruz. Kesinlikle. Değil mi hocam? Peki hocam bu koronavirüs süresi, süresince hı hı. en çok görülen hastalıklar nelerdi? E, bu dönemde işlevselliğimizin minimuma düşmesiyle beraber depresyon çok fazla görülmeye başlandı. Beraberinde panik atak, obsesif kompulsif bozukluk da oldukça sık görülen rahatsızlıklardan oldu. Bipolar bozukluk ve şizofreni de eğer kişinin geninde varsa bu dönemde açığa çıkmaya başladığı için diğer dönemlere nazaran şu anda biraz daha fazla hı hı. açığa çıkıyormuş, daha fazla görülüyormuş diyebiliriz. Bir de ya... çoğu insanlarda da görüyoruz hocam. Koronavirüsü geçirmiş, şu an sağlıklı ama öleceğim korkusu, Hı -hı. nefes alamıyorum korkusu devam ediyor. Hı -hı. Bunlar için neler söylemek istersiniz? Neden kaynaklanıyor? E bu noktada ben otonom sinir sisteminden bahsetmek isterim size. Otonom sinir sisteminin şöyle bir özelliği var. Herhangi bir korku durumunda, panik Hı -hı. durumunda kendisini aktif eder ve bizim kalp atışımızı hızlandırır, nefes almamız yavaşlar, tansiyonumuz yükselir ki herhangi bir şekilde bir tehlike varsa savaş durumuna ya da kaçma durumuna geçelim diye. Koronavirüsü geçirmiş bazı kişilerde nefesle ilgili problem yaşandı. Dolayısıyla o problemin ardından virüsle ilgili olan rahatsızlık bitmiş olsa da kişideki öleceğim korkusu devam etti. <laughs> öleceğim korkusu ise otonom sinir sistemini hemen aktif edebilen bir düşüncedir. Bu düşünceyle beraber kişinin tansiyonu yükselir, nefes alışveriş nefes vermesi değişir, kalp Hızında artış olur ve işler çağrından çıkmaya başlar. Önce şunu bilmek lazım. Herhangi bir biyolojik sorunumuz yoksa hı hı. yani doktora gittiğimiz zaman doktor bize herhangi bir şey söylemiyorsa demek ki biyolojik olarak güvendeyiz demektir. Kalbimizin hızlı atması, nefes alıp vermede yaşadığımız zorluk tamamen bizim ruhsal sağlığımızla alakalıdır. Hı hı. Dolayısıyla bu noktada kişinin şunu bilmesi lazım. Kontrol bende. Ben iyiyim. Benim evet. bir şeyim yok demesi lazım. Kesinlikle. Aslında. Bu işin kontrolü bende dedikçe korkusuyla ilgili problemi de minimuma düşecektir. Korkuyla ilgili sorun olmayınca da zaten otonom sinir sistemi de aktif olmayacak. Her şey kendi elimizde aslında. Kesinlikle. Değil mi hocam? Evet. Peki hocam bu dönemde herkes olduğu gibi çocuklar da evde okullarından uzak kaldılar. Hı hı. Peki çocuklar bu dönemde ne yapmaları lazım? Olumsuz etkilenmemeleri için bir ebeveyn olarak neler yapmaları lazım çocuklar üzerinde? ben bu dönemde velilerime şunları öneriyorum. Birincisi çocukların duygularına odaklanmaları. Çocukların duygu ifadesini, duyguların daha doğru hissetmeye yönelik çalışmalar yapmalarını öneriyorum. Bununla ilgili bazı kitaplar var. O kitaplardan edinebilirler. Hı hı. Bir de içinde bulunduğumuz dönem çok sıkıcı bir dönem haline geldi çocuklar için. Hı hı. Onlar için eğlenceli zeka oyunları var. Belki oyunlardan edinebilirler ve evde anne çocuk saati, baba çocuk saati ya da aile ne saat yapabilirler? Yani çocuklara zevkli dakikalar yaşatabilirler. Okullar olmasa da evlerinde Hı -hı. renkli oyun alanları oluşturabilirler ve bu çocuğunu bu dönemde daha kötü şeylere yönlendirmektense iyi şeyler yapar hem gelişimlerine kesinlikle. katkı sağlayabilirler Elbette. hem de bu dönemi hasarsız bir şekilde atlatmalarına izin verebilirler değil mi hocam? Evet kesinlikle. Peki hocam konumuzu özetleyecek olursak bu dönemin daha sağlıklı geçmesi için neler yapmalıyız, nasıl hareket etmeliyiz seyircilerimize son olarak aktarmak istediğiniz bir şeyler var mı? Elbette ki var. Şöyle ki bu dönemin en rahat bir şekilde geçmesi için yapılması gereken ilk şey eğer bir kayıp yaşadıysak bir kaybımız varsa yasımızı sonuna kadar tutmak. Yasımızı tuttuktan sonra da hayata yeniden tutunmak. Bu dönemde hayata yeniden bağlanmalı ve daha güçlü bir şekilde ayakta durmaya gayret etmeliyiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Başka eklemek istediğim bir şey yok. Çok teşekkür ederiz ben verdiğiniz teşekkür bilgiler ederim. için. İyi ki geldiniz. Size tanımak ediyorum. bizim için bir mutluluktu hocam. Çok, Çok sağ olun. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz bu haftada sağlıklı günlerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her perşembe saat 14'ü gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın, bizden ayrılmayın.